Güzel bir ekip olmuşsunuz ama siz böyle kalabalık. Tatlı olmuşsunuz, güzel olmuş. Hülya Hanım arıyor. Yasin Bey'in hoş Merhaba, hoş bulduk. Ben geldim Hülya Hanım, buradayım. Evet, tamam, sen buradayım. orada olacaksın zaten ama ben gelmeyeceğim. Niye? Buradan konuşacağız. Gerçekten mi? Evet. Ciddi olamazsınız ya. Evet, öyle. Hülya Hanım, ben temizim, siz kendinizden şüpheleniyorsunuz o zaman. Ben de bir şey Hayır. yok çünkü. Hayır, alakası yok. Sana söylemediler mi? Hayır, ben bilsem ama ben de evden bağlanırdım. Olmaz. Seni burada bu kamerada ve bu ışıkta görmek istedik. Şimdi bizim söylediğimiz her şeye tek tek uyacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Maske takmana gerek yok. Girdiğin her yer dezenfekte edildi. Masaya dokunabilirsin. Dokunuyorum Ama zaten. yüzüne götürme. Ne yapmayayım? Elini yüzüne götürme. Tamam. Sakın. Tamam. Ona göre. Buradan çıktıktan sonra da artık ne halin varsa görürsün orası. Ama Hülya Hanım, bu şekilde olmadı. Yani beni burada yalnız bıraktınız. Bu şekilde olmadı. Yalnız değilsin Yasemin şu anda. Ama yine de Görmüyor bir yüzünüzü görmek isterdim açıkçası. musun? Görmüyor musun Ama bu Yasemin? şekilde ben sizi her yerde görürüm. Bu... Hayır, böyle göreceksin. Yapacak başka... Zamanını uyar mısın lütfen? Tamam, uyuyorum Zamanı ve valla. zamanı getirdiğinde Uyuyorum. uyar mısın? Olacak iş değil. Tamam, ben hazırım burada o zaman. Ben bekliyorum. Tamam. Şimdi ben sana birazdan makyajımı tazeleyip geliyorum. Sen otur sence burada, Tamam, tamam mı? teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Yasemin, hoş geldin. Hani vardır ya öyle. Bir türlü beceremiyorum. Hoş geldin Yaseminciğim. Programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Bunları hiç yapamıyorum, kusura bakma ne olur. Hep düşünüyorum, taşınıyorum. Mesela ki seni kendi halinle gördüm şimdi. Kendi halin de çok eğlenceli. Gülüyorsun, güler yüzlüsün. Mesela daha güzelsin. İlk girdiğin an stüdyoya baktım ben aslında komedyen mi denmeli size komedi? Komedyen. Ya bozulurlar bazı insanlar komedyen kelimesine. Niye? Belki de sadece komediye hizmet etmek hoşlarına gitmiyordur. Kendilerini her alanda görmek istiyorlardır. Sınıflandırmak istemiyorlardır. Yok yok, komedyenin kendisinde bir şeylik mi var sanki böyle komedyen, komedyen hani böyle halbuki bana göre değil, yanlış anlama sakın. Hani genelde ben komedyen miyim? Hani normal insanlar da söyler ya bunu böyle. Komik olma durumu, Ne? yani komik olma durumu içine girmek istemiyorlardır ama ben o durumdan çok memnunum yani. Yeter ki insanlar gülsün. Tabii ki şaklabanlık yapmak istemem ama yine de Şaklabanlıkla o ikisi birbirinden çok ayrı işte. Ne yaptığının farkında olduğunda komedyensin, ne yaptığının farkında olmadığında şaklabansın. Ne kadar güzel söyledin. Komedi yapan insanların çoğu ya da yarısından çoğu özel hayatında da hep böyle karşındakini güldürmeye çalışıyor ya. Ayıp olmasın diye gülüyorsun ya ona. Bunu bu Çok duruma ama yorucu. bizi insanlar sokuyor bazen. Mesela Niye? ben normalde ciddi ve duygusal biriyim. Canım istediğinde komik olurum. Ama o da şu canın istemesini. Yani durumun ona uygun olması lazım. Benim komik bir şey söylememe hizmet etmesi lazım içinde bulunduğum durumun. Ama onun dışında ben bankada çalışırken de böyleydi. Siz normal duruyorsunuz değil mi şimdi? Benim böyle durmaya hakkım yok işte. Niye? Canım mı sıkkın diyorlar bana hemen. Çok ciddi konuşurum mesela, felsefeyi çok Acaba severim, tipinde mi sosyolojiyi bir çok severim. gariplik var? Olabilir. Aslında tipinde bak, dur bakayım dümdüz. Dümdüz duracağım. Hiç gülmeden. Duramam ki gülmeden. Dur. Duramam ki. Çabuk dur. Öyle dur dediğiniz zaman hiç duramam. Dur. Ben çok dalağa düşük Tamam. biriyim. Durma. Hadi durmaya çalışayım. Durma. Komiksin. Bu kadar gerçekten. O zaman benim başka şansım yokmuş yani. Senin bir başka şansın daha yok. Sana hiç kimse güzel kadın diye yaklaşmaz. Evet. Çünkü sen böyle yaptın. Olabilir. Evet, ben yaptım biraz. Yani şöyle, sen yaptın derken aslında komedi yapanlar. Ama ben mesela senin gibi olmayı tercih ederim. Neden? Çünkü varsa bir güzelliğim ya da böyle seksapalitem, o zaman onu bulsunlar derim Benimkini yani. de bulsunlar. Evet, Ben bulsunlar. illa onu göster. Zaten bunu bulabiliyorsa kıymeti var. Evet. Şimdi ben komik bir kadın olabilirim. Evet, ben espri kabiliyeti yüksek biri olabilirim. Kendimi ne kadar övdüm bu arada. Çok da Öylesin ama. severim de övmeyi kendimi. Şimdi Öf. ben kendimi övdüm. Kendimi ortaya koydum. Onun içindeki güzelliği bulmak da karşımdaki erkeğin görevi. Ben daha kendimi o kadar anlatamam ki. Şimdi o erkek için zor bir şey değil mi bu? Evet. Komik bir kadın. Yani sana gülüyorumdur. Ya çok komik insanları sevmem lazım ki ilgi duyayım. Evet. Fakat bunda bir dişi taraf olmalı yani. Durup dururken her Belki dakika. vardı. Şimdi bir daha. ben Belki şimdi vardı. senden bu dişiliği nasıl bulacağım? Yani Bence dişilik mecbur nedir muyum biliyor musunuz? çıkarmaya? Dişilik zekadır Hülya Hanım. Bir erkeğe en çekici gelen zekadır.
Benim bir arkadaşım vardı mesela, çok güzel bir kız, aşırı şık giyiniyor, yüzü gözü her şey bebek gibi yani. Kendisiyle yaşıt yine yakışıklı bir erkek arkadaşı ona şöyle söylemişti ve bu sözle ayrıldı kızdan. Büyük bir travma yani. Ya sen şu an çok güzelsin, ben seni çok seksi buluyorum ama 20 yıl sonra ben seninle ne konuşacağım? Ben bunu tahmin edemiyorum. Bunu düşünebilecek bir erkeğin zekasından da korkarım. Aslında kadın olarak birçok şeyden vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorum ama yaptığım mesleki durumla vazgeçiyorum. Ama ben bir nişanlımla bir özel ortama girdiğimde ya da bir davete katıldığımda oraya videolardaki gibi gitmiyorum ki. Mesela bugün buraya ben nasıl geldim? Programın başında dediniz ki sen güzel bir kadınmışsın aslında. Evet, direkt. İşte nişanlım da bunu görebiliyor. Ama sadece bunu görmek isteseydi benimle nişanlı olamazdı. Çünkü ben yaptığım iş gereği stand-up yaparken de sahnede çok fazla doğalım. Öyle olursam zaten insanlar, ben gerçekliği seviyorum, gerçekliği. Gerçek bir şey anlatmak zorundayım. Hepimiz şimdi evde böyle mi oturuyoruz ya? Hayır. Ama niye Instagram'daki kızlar hep o zaman sürekli öyleymişiz gibi? Bir de evdeki halini gör. Tabii. Ama yani o başka bir seçim. İşte bu da benimki de bu seçim. Yani ben nasıl onların o seçimine saygı duyuyorsam, benim seçimime de saygı duyulmalı. Bir şey ama buna saygı duymuyorlar işte. Bir şey demiyorlar değil mesela. Çoğu zaman benim dış görünüşümle alakalı ben eleştiriler alıyorum. Neden? Hangi? Normal ben de bundan rahatsızım yani tabii ki. Normal halindeki evet. Dış görünüşüm evet. Mesela. Benim yaptığım her röportajlarda bana sorulan soru şu mesela. Sen çok doğallıktan yanasın, neden? Ya bu sorulur mu? Bence bu bir soru olmamalı yani. Bu bir soru değil. Sizce soru mu bu? Peki. Mesela ben size şöyle bir soru sorabilir miyim? Bir dakika, dış görünüşüm... Hep çok güzelsiniz, neden? Soramam ki. Bu sizin elinizde değil, bu sizsiniz. Ben de buyum. Yani böyle olduğumda mutluyum. Mesela şimdi ayağıma topuklu bot giydim. Şuraya bir kemer taktım, benim ince gözüksün diye. Kur'an çarpsın, rahat değilim. Değilim. Yani ben belki burada çok daha güzel espriler yapabilirim. Ama şurada midemin ortasına oturmuş bir şey var. Ve ben rahat değilim. Ama bu sektörde biraz bunu istiyor maalesef. Rahatla. Burada rahatlarım ama bu sektörün, siz de kabul edin bunu bence, bu sektörün bir güzellik algısı var. Dı. İnşallah yani yoktur. YouTube, ben ona denk gelmişimdir. YouTube ve de bu YouTube'a giren bir genç grup vesaire, birçok şey bence bunu değiştirdi ama algılayabiliyorsak. Bence öyle değil. Ya şimdi değil. Söylediğin doğru ama şimdi değil. Ama o sorular bana sorulmasın istiyorum artık. Yani benim herkesten ricam bu. Yani benim, ben 6,5 yıldır bir kadın olarak kendi başıma bir şey yaptım. Bu hikayeyi kimse görmek istemiyor. Görüyorlar. Kendi başına, bu kadın kendi başına bir şey yaptı. Sektörde hiç tanıdığı olmadan. 28 yaşında gitti konservatuara, 10 yaş küçüklerle okudu. Kimse bunları düşünmüyor. Ya, evet, bakın bilmiyorsunuz. Çünkü bana röportajlarda hep şu soruları soruyorlar. Siz hep doğallıktan yanasınız, makyaj yapmıyorsunuz. Neden? Bu soru bana sorulmasın artık. Bak, röportajlarda 10 yıldır, hatta 15 yıldır, 20 yıldır aynı sorular hep bize de soruluyor. Yani soru soracak bir gazeteci, soru soracak kendini bu konuda ilerletmiş. Mesela yıllardır tenis turnuvasına gelirler. Hala game'in ne olduğunu bilmezler ama bana tenisle ilgili soru sorarlar. O yüzden bak, onları takmayacaksın, benden sana tavsiye. Yorum almayacaksın. Yolunda yürüyeceksin. Seninle gelmek isteyen gelir zaten. Gelmek istemeyen de zaten geçicidir. Gelsene öyle yapıyorum. Olur. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Çünkü sizin programınızı ben TV'de de izlerken insanların çok rahat konuştuğunu, gerçek derdini konuştuğunu fark ettim. Ben de bugün buraya gerçek dertlerimi konuşmaya geldim. Konuş anasını satayım. Bir şey soracağım. Tabii. Evet, doğru. Ama sana çok şaşırdım şu anda. Yaptığın işlerde gelen yorumlara takılıyor olabilmene şaşırdım. Çok takılmıyorum. Sadece çoğunluğun bu olması beni üzüyor. Beni sevme sebepleri bu zaten çoğunluğun insanların. Çoğunluğun olduğunu da bilemezsin. Çünkü o çoğunluk belki sahte hesaptan bir kişi 10 tane atıyordur. Olabilir. Komedi yapmak aslında zekadır. Onun bir şeyi vardır ya, böyle tonlama, hadi zamanlama. Onlar çok önemlidir. Timing ya. Timing çok önemli o komedide. O kendisi gelir eğer zekiysen. Evet. Bu kesin ama. Komik insan mutlaka çok zeki oluyor. Fakat fazla zeki olunca da mutsuz oluyor. Fazla zeki miyim? Olabilir. Farkındalığım çok yüksek. Bu da beni yer yer mutsuz ediyor. Şimdi hepimiz mutlu gözüküyoruz değil mi? Ama ben sizin mutsuz olduğunuzu fark edebiliyorsam benim farkındalığım yüksektir. Ve o yüzden de bu ortam beni mutlu etmiyordur. Çünkü ben biliyorumdur gerçeği.
Sosyal çevremde de bunu çok fazla fark ediyorum. Bir de bu da beni mutsuz ediyor. O videolarda öyle çıkıyor zaten. Yani evli barklı kadınların ben videolarını çekiyorum. Evliymiş gibi. Gerçekten evlilik hayatı yaşıyormuş gibi. İnsanlar bana diyor ki sen evli misin de bu problemleri biliyorsun. Çünkü ben hiç kimsenin evine gittiğimde normal bir misafir gibi oturmuyorum. Dinliyorum gerçekten. Kimse kimseyi dinlemediği için. Yani şunu diyelim mi, farkındalığı olan insanlar samimi olmayan hiçbir şey yemiyor. Evet. Ben 88 doğumluyum. Hayatım boyunca çok fazla dişi gözükmekten hep çekinmişimdir. Aman karşımdaki adam beni yanlış anlar mı? Mesela böyle düşündüğüm için kendime çok kızıyorum. Ama bilinçaltımda hala daha böyle bir endişeyi taşıdığımı biliyorum. Çünkü ben iki abiyle yetiştim. Haliyle de o bulunduğun ortam, mesela ben yüksek sesle kahkaha attığımda abim çok kızardı. Mesela şu an çok yüksek sesle kahkaha atıyor. Karadenizlisin. Evet. Orada mı büyüdün? Yok, şöyle İstanbul'da doğdum. 6 yaşına kadar falan Rize'ye gidip geldim devamlı. Çocukluğum Rize'de geçti. Biraz anne babadan uzak büyümek zorunda kaldım. Abilerim annemle babamla birlikteydi. Ben köyde büyüdüm. Hatta köyden döndüğüm ilk gün abimin ayağına kocaman bir taş atmıştım. Niye? Bilmiyorum. 6 yaşındaydım. Bak o an onu anlamlandıramıyorum ama şu an anlamlandırabiliyorum. Sanki böyle abimi cezalandırmak istemişim gibi geliyor bana. Yani siz annemle babamla vakit geçirdiniz, ben geçiremedim deyip koca bir taşı onun ayağına attım. Niye seni orada bıraktılar köyde? Geçim derdi vardı. Yani bana bakan kimse yoktu. Ben babaanne köyde, mi? Köyde olmak babaanne zorundaydım. Babaanne mi büyüttü? Rahmetli anneannemle büyüdüm ben. Abilerine nasıl baktılar? Onlar çalışıyorlardı tekstil atölyesinde. Okuldan ayrılmak zorunda kaldılar. Ben biraz mutsuz bir çocukluk yaşadım. O mutsuz çocukluğa katlanma sebebimdi benim komedi. Allah Allah, çok güzel. Yani çok şu anda benim ilgimi çekebilecek en güzel şeyi söyledin. Katlanılır kılıyorum ben hayatı. Yani güzelliği bir tarafa bırakıp komik olmak için değil, hayatı katlanılır kılmaya çalışıyorum. Ben gerçekten herkesin her şeyini çok bunu fazla fark ediyorum. Bunu isteyerek yapabiliyor musun? Tabii. Yani sen mutsuzluğunu kapatabilecek bir şeyi yaptığında samimi olduğuna inanıyor musun? Mesela hayır, ben şu anda mutsuzum ve muhakkak gülmem ya da böyle kendimi başka bir şey hazırlamam mı gerekiyor diyorsun. Nasıl yok, yapıyorsun? Yok, öyle demiyorum. Bunu daha önce katıldığım programlarda da söylemiştim. Aslında ben ayın 15 günü depresyondayımdır. Birçok insanın da böyle olduğunu düşünüyorum. O depresyon anlarını asla ertelemiyorum. Yani sonuna kadar yaşıyorum. Diyorum ki şu an üzülmem gerekiyorsa üzülüyorum. Sonra onun içinden bir mizah üretiyorum. Sonra da onun videosunu çekiyorum. İnsanlar gülüyor. Halbuki ben bir hafta önce ona salya sümük ağlamıştım. Ama bundan kimsenin haberi yok. Mesela benim en çok izlenen bir videom var. Yaklaşık 500 bin kişi bu videoyu birbirine gönderdi. Bu bir Türkiye rekoru neredeyse ama bunu bilmiyorlar. 500 bin kişi. İzleme diyorum, izleme demiyorum. Sadece birbirine gönderen kişi sayısı. O video benim bir arkadaşımın derdi mesela. Arkadaşımı kocası aldattı. Evet. Ve dedi ki mesela, bundan sonra dedi ben aptalı oynayacağım. Hiçbir iş yapmayacağım bundan sonra dedi. Ben dedi kocama her şeyi dedi yapıyorum diye diye kocam benim kıymetimi bilmedi dedi. Aradan 3 gün geçti. Ben onu bir süzgeçten geçirdim ve bunu kadınlara nasıl anlatabilirim dedim. Öyle bir dille anlatmam lazım ki hem gülsünler ama sonra oturup doğru söylüyor ya. Biz gerçekten bu erkeklere hiç iş yaptırmıyoruz. Yani güçlü kadın olma eylemi bazen bizi geri plana atıyor erkeklerin hayatında. Şimdi bunu onlara ancak o şekilde anlatabilirdim. Bir dakikalık bir videoda evin içine çekirdek tükürerek onu ben insanlara anlattım. Onun altına da kadınlar doğru söylüyorsun ya dediler. Konservatuvarda hocamız söylemişti, sanat hayatı katlanılır kılar diye. Bence komediyle ilgilenen birçok insan da kendi problemlerini katlanılır kılabilmek için bunu yaptılar. Sanat derdi olan insanın işidir. Bir yerde dert varsa orada üretim vardır. İnsan derdiyle güzeldir. Çünkü mutlu insanlara bakın, hangisi bir şey anlatma derdinde? Çoğu bir şey anlatmak istemiyor ki. Anlatma derdinde değil mutlu yani. Mutlu insan derken kimden bahsediyorsun? Dünyayla hiç derdi olmayan, sorgulamayan. Sorgulamayan insan mutludur. Çünkü sormuyorsun yani. Ne neden oldu düşünmüyorsun ki. Hiçbir şey düşünmüyorsun, sormuyorsun yani. Önüne geleni kabul ediyorsun sadece. Sormaya başladığın an sıkıntı başlıyor işte. Bu neden böyle? O neden şöyle? Bu bana bunu niye yaptı? Bu benim başıma niye geldi? Mesela şimdi dikkat ediyorum. Çocukken dikkat çekmek için hep cıbırca şarkılar söylerdim. Cıbırcayı bilir misiniz? Yok. Nedir? Cıbırca uydurmak işte. Gastanastanastanasta değişik saçma sapan şeyler yani. Böyle şarkılar uyduruyordum saçma sapan. İnsanların dikkatini çekmek için. O sevgi isteğinden kaynaklanıyor işte. Bir yerde bir ilgi bekliyorsun. Belki o kadar ilgisiz kalmasaydım hakikaten bu kadar taklit yapan biri olamazdım ya. Şöyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bazen kendime çok üzülüyorum.
Diyorum ki bu kadar zor bir ergenlik olabilir mi? Bu kadar zor bir çocukluk olabilir mi? Ama sonra bir bakıyorum, bugün yaşadıklarımın kefareti gibi geliyor bana yani. Bugün yaşadıklarım, o gün yaşadıklarımın ödülü gibi geliyor bana. Bunu fark etmek çok önemli bir şey, evet. Ama. Hani bazı insanlar bunları fark etmeyip kahreden ve hayatı boyunca hep böyle yaşayan ve hayatı mahveden tipler vardır. Evet. Mesela ben bunu şu an buraya gelip 60 yaşında da anlatabilirdim. Yani işte 40 yıl boyunca sektörde çok güzel işler yapmış, 60. yaşında ben aslında çok mutsuz bir çocuktum. Ben bunu istemiyorum ya. Ben hayatın artık şu kısmındayım. Hangi an içimden ne geliyor? Şu an içimden böyle konuşmak geliyor. Şu an içimden komik olmak gelmiyor. Hı hı. Bunu anlatmak istiyorum şu anda. Şu dakika böyle hissediyorum. Hepimizin ruhunda bir sürü garip garip davranışlar, tepkiler var. Evet. Seninki en iyi şekilde çıkan. İşi komediye vurmuşsun. Hı. Çok çok güzel. Evet. Ki ben de senin gibi her şeyi gülerek anlatmaktan keyif alıyorum. Komedi yapmak için deli olmak lazım. Kesin. Kesin. Selfie, yani benim kendi çektiğim filmim. Otobiyografik film, bilmeyenler için söylüyorum. Onun afişi bu. Aslında ressam bir arkadaşım var, Bahar Akçura. Burada göreceğiniz resimlerin çoğu ona ait olacak. Muhteşem bir ressam. O yaptı benim afişimi bana. Ben de bugün buraya koydum. İnsan ilk çocuğunun babasıyla aile oluyor sadece. Öyle. İkinci kez evlendiğinde yine ondan bir çocuk bile olsa hayat daha zorlaşıyor. Bir türlü aile olmanın tadına varamıyorsun. Çünkü geçmişte kalan koca ve evlat. İlla ki senin aile olman için bir şeyler olmuyor. Bu çok eleştiriye açık bir konu. Birçok kadını da üzebilecek bir cümle. Doğrusu bu ama. Ama şöyle, şimdi ikinci evliliğini yapan kadınlar kendilerini hep bir güvende hissetmek ister ya insan. Bu cümle onların çok güvende hissetmesine engel olan bir cümle. Belki doğrudur sizin söylediğiniz ama kimse de o büyük doğrularla yüzleşmek istemez. Yani bunu yaşayan kişi zaten o doğruluğu içinde yaşıyordur. Çünkü o huzuru bulamıyorsun yani. Aile huzurunu tekrar tekrar evlendiğinde ve çocuk yaptığında herkes, yani ben de bugün evlenip tekrar çocuk yapabilirdim. Bu ayıp bir şey değil. Bu insanların başına geliyor. Ama gel gelelim, bir gerçek var ki hayatta Yasemin'cim. İlk çocuğunun babasıyla olduğu gibi bir aile kurmak, ikinci bir aile hayatı çok zorlaştıran bir durum. Bilmiyorum yani, aile olmayı çok seviyorum ve aileden hiç kopmadım ya. Genel anlamda hayatımda bir değişiklik olmadı. Hayatıma bir erkek sokmak hiç uzun zamandır da istemedim. Diyeceksin ki hani çok şey, aşık olup bir eve girmek, aynı evde mutlu olmak falan. O da beni bir süre sonra sıkacak yani, heyecanım bitecek. Niye böyle bir hayata tekrar gireyim? Bazı kadınlar zamansızdır, siz de öylesiniz. Hiç de zamansız kadın falan değil. İnanmıyor musun yani, bana? Yani şöyle, inanırsın, ister inan ister inanma. Bir fiziksel bir şey var hayatta, bir gerçek var yani. Bu zamansız kadın diye bir şey yok. Zamana uyan bir kadın olmak aslında daha çok hoşuma gidiyor. Ne yani şimdi Allah aşkına, 20 yaşında bir kadın gibi yaşamak ya da 20 yaşında ya da 30 yaşında birisi gibi giyinmek. Yani onları zaten yaşadım, geçti. Aslında ben şimdiki hayatı yaşamaktan da çok mutluyum. Herkes yaşayacak. Kabul eden mutlu, etmeyen mutsuz. Aradaki fark bu. O yüzden de ben şanslılardan biriyim. Her şeyi yaşadım, yaşadım. Şimdi tadını çıkarıyorum. Şimdi bakıyorum uzaktan size. Vah vah vah, neler yaşayacaklar, daha yapıyorum. Ama niye bizi fişlediniz şimdi? Biz niye mutlu olmayalım Müge Hanım? Biz işte hayatımızın bağrındayız. Olacaksınız. Mutlusun da zaten. Ayrı konu. Ama daha yaşayacak çok şeyiniz var. İşte orada neyi kendinize nasıl çevireceğinize bağlı yani. Tam da size soru soracağım ana denk geldik bence. Ben sektöre girmeden evvel asıl Yasemin'i ne kadar koruyabileceğimi çok düşündüm. Çünkü benim bu sektörde şahit olduğum şeyler normal hayatımda asla kabul etmeyeceğim şeyler. Mesela alkole karşıyım diyelim. Ama bu sektörde herkes yanımda alkol içiyor. Kabul etmek zorundayım ya. Örnek verdim sadece. Bu gerçek Yasemin'in kurallarından, onun yetiştirilme biçiminden biraz uzak kalmak ve kendime yabancılaşmak durumunun içindeyim. Siz ne kadar gerçek Hülya kalabildiniz? Ben size bu soruyu sormak istiyorum. Kaç senedir bu sektörün içindeyiz? Ben bayağı 40 oldu gerçek. Mu? Olmuştur. 40 değil mi? 40 yıl içinde. Oldu mu 40? 37. Bu soruyu size hep sormak istedim. Selfie filmini izlediğim günden beri sormak istiyorum. Çok dürüst bir cevap bekliyorum sizden. Hep öyle yaklaşıyorsunuz, buna da öyle yaklaşın. Ne kadar Hülya kaldınız? İlk Hülya'yı hatırlayın. Ve daha sonra bu sektöre girdikten sonra 37 yılın üstüne gelmiş bir Hülya Avşar var ya. Ne kadar Hülya o?
Aynı kaldım. Niye diyeceksin? Sigara kullanmadım. İçki, alkol, sosyal diyelim. Onun dışında 5 yaşında spora başladım. Onun vermiş olduğu o disiplin beni 20 yaşına kadar devam ettirdi. Duygularımız yıpranmadı mı gerçekten? Ne anlamda? Yani şöyle, bu kadar hızlı değişen bir sektörün içinde. O anlamda. Her şeyin yeri çok hızlı değişiyor. Herkes herkesi çok çabuk unutuyor. Herkes herkesi çok çabuk siliyor. Duygularımız gerçekten yıpranmadı mı? Aile içindeki duygular bana çok güç veriyor. Evet. O zaman şöyle yani algılamalıyım. Aile içinde ben o duyguları yaşıyorum. Dışarıda tanıştığım kişilerden beklemiyorum zaten öyle bir duygu. Tamam, o zaman siz bağ kurmadınız. Yok, kurma zaten. Değil mi? Niye kuruyorsun ki? Tamam, cevabımı şimdi aldım sizden. Eğer ki sağlam bir aileniz varsa, Allah eksik etmesin, çok fazla Amin. Böyle söylüyorum. Ya bence hayattaki en büyük başarı iyi bir aile kurmak. Ne para, ne pul, ne şöhret. Anlatabiliyor muyum? En büyük güç bu. Sevgi de aile, her şey aile, aile, aile. Güzel oldu sohbet değil mi? Ben de çok beğendim. Bak, bunu kimse bilmiyor ne olduğunu. Hülya yazmışsınız buraya. Hülya yazdım, evet, kendim yazdım. Çok keyifli oldu. Hiç bir ummadığım bir Yasemin'le karşılaştım. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ederim. Çünkü buna da benim bunu da göstermeye ihtiyacım vardı. Kesinlikle. Güzel oldu, güzel oldu. Teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Bye. Bitti. Ne yapalım? Devam mı?